Selamlar dostlar, ben İfen ve bugün birçoğunuzun favori karakteri olan Tainted Keeper ile oynuyoruz. Tainted Keeper'ın ne yaptığını zaten ilk bakışta anlayabiliyorsunuz dostlar. Dörtlü bir atış yapıyor ve bu dörtlü atışın yanı sıra düşmanları öldürdüğünde düşmanların içerisinden altın çıkmasına sebep oluyor dostlar. Tainted Keeper ile alakalı bazı bilgiler verelim. Tainted Keeper'ın sadece iki tane maksimum canı olabiliyor. Birthright'ın nasıl bir özellik verdiğini hatırlamıyorum inanın. O yerdeki altını bırakacağız. Bir odayı temizlediğimizde eğer 2'den az bir cana sahip olursak bu tarz bir durum için saklamak istiyorum. O altını alamadık. Bu altınlar bizim için niye önemli? O onluğu almamız bizim için çok önemli oldu. Ateşleri de gördüğünüz ateşleri söndürmeniz sizin için mantıklı olacaktır. Sebebini birazdan açıklayacağım dostlar. Şimdi öncelikle şurayı alalım. Hayır. O altında hemen canımızı yeniliyoruz. Ölmek istemiyoruz. Şu altınları da istiyoruz. Evet. Yerdeki altınları hemen hızlı bir şekilde toplamıyoruz dostlar. Bu bizim özellikle kendimizi korumamız için bir odayı tamamladığımızda 2'nin altında yani bir tane canımızın kalması durumunda bizim için hayati olacaktır. Eşya odasına girdiğimizde bu karakterin farklı bir özelliğini daha görmüş olacaksınız dostlar. Ne var? Ne var burada? Abi Cleave diyorum. Neydim? Meat Cleaver kaldı aklına da bu arkadaşların ismi neydi? Meat bir şey. Meaty, Gertrude bir şey. Hatırlamıyorum. Şu arkadaşların yanan formları çok daha hızlı bir atış oranına sahipler. O yüzden bizim için hasar verme olasılığı yüksek olan düşmanlar arasında. Lanetli odalara maalesef giremiyoruz. İçeride bir altın bulamadığımız takdirde tahtalı köyü boyladığımızdan ötürü dostlar. Bu arada eğer daha fazla bu karakterle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aynı zamanda videoya hype basmayı unutmayın dostlar. YouTube'un yeni çıkarttığı bir hype sistemi var ve bu hype sistemi sayesinde yerdeki altınları hemencecik almıyoruz. Bir tanesini alsam bir şey olmaz. YouTube'un yeni işte görmüş olduğunuz gibi dostlar. Tainted Keeper'ın marketleri işte bu şekilde iyi olabiliyor. Normalde market eşya havuzunda bulunmayan eşyalar da market eşya havuzunda bulunabiliyorlar Tainted Keeper runlarında dostlar. Şunları hemen patlatıyoruz. Belki oradan da bir tane çıkartırız diyecektim ki çıkmadı. Lakin gizli odayı bulmuş olduk. Şuna dikkat edeceğiz. Şuna dikkat edeceğiz. Bir tane altında. Burada bir dakika, bu keeper'lardan altın çıkartamıyor mu? Bana mı öyle geldi? Ben henüz çıkartamadım. Ha, çıkartıyormuş. Yok, bununla alakalı bir problemimiz yok. Buradan Champion Belt'ı hemen alıyoruz. Champion Belt haricinde kupon. Kupon bizim için çok önemli olacak. Kuponu alacağım hemen. Bu kupon bize bir eşya sağlayacak dostlar. Ver bana. Tamam, o da olur. Şarj var şurada. Kupon abi, Tainted Keeper ve marketler için inanılmaz bir eşya. Ya oyundaki Keeper için en güçlü eşyalardan bir tanesi de almış bulunuyoruz dostlar. Para almayı unutmayalım. Şu arkadaşlar bir değil iki hasar alacaklar. Şunları da hızlı bir şekilde temizlemeyi unutmayalım. Oda temizlediğimiz takdirde çok güçlü olacağımız kesin. Şimdi şu şarjı alacağız ve 5 altına umuyorum ki bir eşya, ama everything jar güzel değil abi. Toothpicks istiyorum, toothpicks. Onu vereceksin bize hocam. Lütfen, rica ediyorum. Biz buradaki şunu aldım yanlışlıkla, onu almayacaktım. Bir saniye, toothpicks'i istiyoruz. Toothpicks'i nasıl alabiliriz? Şunu bir patlatıverelim. Lanetli odaya girelim. Lanetli odanın içerisinden ne çıkacak bakalım. Şuradan da bir bomba çıkarsa Guppy's Eye. İşte bu, güzel. Sandıklardan eşya almak da bizim için önemli olacak dostlar. Guppy's Eye sayesinde şu sandığın içerisinde ne olduğunu kontrol etmemize gerek kalmadan bulmuş oluyoruz ve burada da iki altın olduğunu görebiliyoruz. Altınlar bizim için çok önemli. Yani kritik, gerçekten kritik bizim için. Bu yüzden şu üstteki odayı da temizleyeceğim. Ne kadar çok oda temizlersek o kadar çok altın kazanma ihtimalimiz var. O yüzden o kadar çok düşmanla karşılaşmamız gerekiyor. Champion Belt'ı aldık. Bu da şampiyon düşmanların içerisinden daha fazla altın çıktığı için, o altını alamadım ateşe çarpacağım diye. Hocam sal beni bir, sal beni bir, sal beni bir. Tövbe estağfurullah. Abi ateşin yanına niye gidiyorsunuz siz? Eşya odamız da burada görmüş olduğunuz gibi. Lakin eşya odamızdan şimdilik bir eşya alamayacağız. Çünkü yeterince paramız yok. Eğer kuponumuzun şarjı dolarsa neden olmasın? Aslında iki şarjım vardı benim. Yani boss odasını tamamladığım zaman sanırım bir şarj daha elde ediyorduk. O yüzden boşuna bir şarj kullanmış olabiliriz. Kusura bakmayın dostlar, bir tık skill issue yapmış olabilirim. Markette iki altın var. Burada da bir altın var. Hadi bakalım boss odasına girelim. Famine. Famine umarım bizi...
Abi saçmalama, gözünü sevdiğim saçmalama artık ya. Abi ne olur buran ölmek istemiyorum. Buran ölmek istemiyorum. Hızımız yavaş. Hızımızın bir olması sıkıntılı. Abi hızımızın bir olması sıkıntılı. Yapma. Demin yapma. Öl artık. Ne olur öl. Hadi şununla ölmen lazım artık senin. Hayır. Yetişemedim. Evet, bu kadar uzak olmanın da böyle bir sıkıntısı var maalesef. Bosslardan birden fazla altın çıkıyor ve biz o altınları kullanamadık maalesef. Abi yetişemedik o altınları. Ball of Bandages istemiyoruz. Kötü bir başlangıç oldu diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz aslında. Bir tane gap eşyası. Champion Belt. Yani o Toothpicks'i alabilsem işler benim için çok daha güzel olacaktı. Lakin olmadı. Ama dert değil. Önemli değil. Bomba alabilsek şuradan. Yani Strange Attractor bile bizim için daha çok işe yarardı. Şuradaki altınları da alıverelim. 9 altınımız var. Maalesef bizim için bir eşya almaya yetmiyor bu para miktarı. Evet, şeyden bahsediyordum. Hype dostlar. Hype diye bir şey çıkarttı YouTube. Beta sürümünde şu anda. Herkes de çıkmıyor. Lakin mobilden izleyen arkadaşlar, yorumlar sekmesini sola kaydırdığınız anda bir sekme göreceksiniz. Yorumlar sekmesi dediğim de yorumları açmadan önce. Hani videoyu izliyorsunuz. Videonun altında öbür videoların önerilenleri falan çıkıyor. Orada bir yorumlar sekmesi çıkıyor. O sekmeyi sola kaydırdığınızda hype sekmesi çıkacak karşınıza. Dostlar oradan haftada 3 defaya mahsus olarak bana videolarıma hype basabiliyorsunuz. Şuna yetişeyim artık. Teşekkür ederim. Videolarıma hype basabiliyorsunuz dostlar. Bunu yaptığınız takdirde kanalı daha önce hiç görmemiş insanların karşısına videolarımı çıkartma olasılığını arttırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu yapan arkadaşlara şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum dostlar. Para. Daha çok para lazım. O onluk önemli. O onluk önemli. Evet, siyahlardan çıkmıyor sanırım. Ve belirli bir olasılığa göre çıkmama olasılığı da var. Abi sineklerden niye çıkmıyor? Evet, bir canımız var görmüş olduğunuz üzere. Hemen canımızı doldurmamız gerekiyor. Nasıl dolduracağımı da hiç bilmiyorum. Hadi ne olur ölmeyelim. Bu arada ölmeyelim artık. Ah güzel. Abi gerçekten Lucky Penny vardı orada görmüş olduğunuz gibi. Sadece normal şeyler değil. Bazı özellikleri olan altınları da çıkartabiliyoruz dostlar. Hemen bir an önce eşya odasına gitmek veya markete gitmek istiyorum. Şu arkadaşlar için hayır. Seni patlatsak iyi olacak. Hayır. Abi yapma gözünü sevdiğim. Allah aşkına ya. Allah aşkına ne olursun. Tamam, 30 altınımız var. 30 altın şeytanlaşması için güzel bir para miktarı. O altını orada bırakacağım. Guppy's Eye kesinlikle şu anda bize yardımcı oluyor. Aa, beşlik aldım. Beşliği aldım. Beşlik hepsinden daha değerli o anda. Anahtarla beraber giriyorum içeriye ve Parasite. Hocam Parasite inanılmaz. Abi dörtlü atışımız var zaten. Dörtlü atışla beraber Split Shot inanılmaz iyi olacak. Bu arada Split Shot direkt olarak yere düştüğünde aktif olmuyor. Ya duvara çarpması lazım ya da bir düşmana çarpması lazım. Ancak o şekilde aktif oluyor kendisi. Yani bizim para korumamız için inanılmaz bir şey kendisi ve kuponu koruyacağım. Şeytanlaşmasının içine girmek istiyorum. İstediğimiz eşyayı şeytanlaşmasını etkilemeden. 150... Hayır. Onu alacağım. Alamadım. Alamadım. Üzdü. Alamamış olmak üzdü bir miktar. Ama saçma sapan sebeplerle ölebilirsiniz. O yüzden çok fazla açgözlü olmayın derim ben size dostlar. Zaten Tainted Keeper olduğunuz için... Ohoho, kriketin vücudu abi inanılmaz. Neler yapıyorsun sen böyle? Şunu alalım, kriketin vücudunu bedavaya getirmiş olduk. Aslında bedava değil, 5 altına getirmiş olduk ama olsun. Ah güzel, güzel dostlar, güzel. More options'ı da alacağım. Roid Rage'i de alacağım. Bu bize bir miktar hız kazandıracak ve hız bizim için önemli dostlar. Hız bizim için kesinlikle önemli. Yani çok önemli. Fazla fazla önemli, size öyle söyleyeyim. Evet, bir içeri atıyoruz zaten. Yok oluyor düşmanlar. Şöyle şunları, evet bir tanesini kaçırdık. Dert değil, dert değil. Abi Tainted Keeper'ın oynayış stilini ben bayılıyorum ya. Ve hem Parasite hem Split Shot olduğu için hem kriketin vücudu olduğu için mermilerimiz inanılmaz her yere sekiyor dostlar. Şu an iyi bir durumdayız.
şu an gerçekten iyi bir durumdayız. Şarjımız yok. Şarjımız olsaydı keşke. Eğer şeytan anlaşmasından bir brimstone vesaire çıkarsa bu alamayacağımız anlamına geliyor. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bombamız var. Bombamızla beraber gizli odayı hedefleyebiliriz. Şurada olabilir sanki. Başka nerede olabilir? Bence burada dur hocam. Ne dediniz o işe? Değilmiş. Maalesef. Bu arada can upgrade'i almaya çalışmayın. Çünkü Tainted Keeper'da can upgrade'leri çalışmayacak. Normal Keeper'da 2 tane canla başlamanıza rağmen 3. cana yükseltebiliyorsunuz canınızı. Lakin Tainted Keeper'da böyle bir olay yok. Evet abi, çok hasar veriyoruz. Çok hasar veriyoruz. İnanılmaz hasar veriyoruz. Bu çok güzel bir şey. Evet, seni de öldüreceğiz. İçinden umarım bir dime mine bir şey çıkar yani. Bir beşlik çıktı. Güzel. Beşlik çıkması güzel bir şey. Yani o eşyayı almamız bize hiçbir şey kazandırmayacak. Şeytan anlaşmasına gidelim bakalım. Bu bize sülfür kazandıracak ve Little Horn. Little Horn güzel olur bizim için. Little Horn bizim için çok güzel olacaktır. O yüzden bu randa melek anlaşmalarına gitmiyoruz. Şeytan anlaşmalarıyla yetineceğiz. Olası bir brimstone da run'ı çok güzel hale getirebilir dostlar. Buradaki altın bizim işimize yaramayacak çünkü yeterince paramız yok. Ama şu en baştaki odada para kaldığını görebiliyorsunuz. Kayıtta herhangi bir problem var mı? Yok görüyorum ki. Bu arada dostlar hala daha videoya like atmadıysanız hemencecik full screen'de izliyorsanız hemencecik böyle ekranı aşağı kaydırıyorsunuz. Oradan bir tane like'ı basıyorsunuz ve beni çok mutlu ediyorsunuz. Teşekkürler. Ve run'ımıza devam ediyoruz. Bombamız yok. Gizli odaları araştıramıyoruz maalesef. Bu arada dostlar hayatımda neler olup bitiyor? Yani bazılarınızın pek umurumda olmadığını biliyorum ama bazıları da videolarda hayatından bir şeyler anlatabilirsin. Dinlemesi eğlenceli oluyor diyor. O yüzden ben de hayatımda neler olduğunu son zamanlarda bir anlatıvereyim. Abi ailem köye gitti. Ben köye gitmeme kararı aldım. Eğer köye gitme kararı alsaydım yaklaşık bir hafta falan birazcık stok yaptığım videolar vardı ama yaklaşık bir hafta falan video almama ihtimaliniz vardı dostlar. Hayır. Sıkıntı. Sıkıntı kalma orada. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ne olur. Hocam. Dur. Dostlar bir şey anlatamıyorum. Sanırım bir şey anlatamıyorum. Hadi abi. Rica ediyorum. Hop. Al. Güzel. Canını doldur. Hocam canı doldurmak çok önemli bir şey. Çok korkutucu hocam. Buran kaybolmamalı. Buran gerçekten. Ya bu kadar güzel bir eli kaybetmemeliyim abi. Bu kadar güzel bir eli kaybedemem. Nefret ettiğim oda tiplerinden bir tanesi. Şurada hemen şunu alıyoruz ve bir beşlik çıkıyor içerisinden. Eşya odamıza da gideceğiz. Bakacağız. Evet 21 altın güzel. 21 altına güzel bir eşya alabiliriz. Onu kendimizden uzaklaştırıyoruz. Bedavaya da alabiliriz bunlardan bir tanesini. Ben Pinking Shears'ı değil Halo of Flies'ı istiyorum. Ver bana. Yani hocam. İyisin ya, gerçekten iyisin. Neyse. Halo of Flies'a para versem mi diye düşünüyorum. Verebilirim. Halo of Flies'a para vermem benim defansif anlamda birazcık şeyi arttıracaktır diye düşünüyorum. Bu bizim için önemli olabilir. Evet. Abi beşlik çıktı ama alamıyorum. Bu gerçekten çok kötü bir hissiyat dostlar. Şu arkadaşların altınlarını birazcık buraya çeksek her şey çok güzel olacak ama gel buraya gelmiyor. Gelmiyor abi. Yapacak bir şey yok. Karbonhidratlı tezekler her an üzerinize atılabilirler. O yüzden dikkat ediverin. Dikkat ediverin. Dikkat ediverin. Bu tezeklerden de para çıkacağını unutmayın. Evet hocam. Alo. Charm of the Vampire bize sadece küçük bir hasar artışı verecek. Onun dışında bir şey vermeyecek. Bomba alıp şuradan bir beşlik alabilirim lakin. Yani şu an çok önemli değil gibi. Plasenta işime yaramaz. Sadece Charm of the Vampire'ın birazcık etkisi var. Bomba elde edersem oradaki beşliği alacağım. Tamam. Evet şu ikisini de alıyorum. Paramı bir miktar arttırdım. Ben bir an o Charm of the Vampire'ı şey zannettim dostlar. Succubus falan zannettim. Yani çok mutlu olacaktım ama oyun tabii bize vermez abi. Oyun gariban al verir mi ki? Şu an zaten iyi bir durumdayız. O yüzden daha da iyi olmamı istemiyor oyun. Sayın oyun. Birazcık biz de düşünsen her şey çok güzel olacak ama. Charm of the Vampire'ı para verip alacağım sanırım. Yok vermeyelim ya vermeyelim.
Ne vereceksin buradan bana? Lemonade? Hayır, istemiyoruz. Bir şarj ver. Charm of the Vampire'ı alalım bakalım. Şurada bir şarjımız vardı. O şarjla beraber bir miktar şarjımızı doldurabiliriz. Hop, 5'lik çıktı oradan. O 5'lik bizim için önemli. Bir 5'lik daha hocam. Clutch. Sanki clutch ağına. Girebiliriz aslında boss odasına. Lakin biraz daha güçlenmeyi bekleyebiliriz sanki. Nesin sen? Tears'ımızı artıracak, spectral gözyaşları verecek ve mermilerimizin bu şekilde gitmesini sağlayacak. Birazcık tutabiliriz sanırım. Oo hocam, neler yapıyorsun sen böyle? Sanki çok iyi bir sinerji olmuş gibi hissediyorum şu anda. Abi ekranda küçük küçük parçacıklar. Umarım oyunum crash vermez. Hop, şunları almayı unuttum abi, inanılmaz ve şeyde anlaşması çıkmadı. Ah, kaydı bir kontrol ediyorum ki şey olmasın. Ne derler? Parçacık efektleri bazen OBS'i kastırıp videoyu dondurabiliyor. Bu şekilde ben size paylaşmış olayım da. RREMK4MA dostlar. Siz de bu seedle beraber oynayabilirsiniz. Şeyi de merak ediyorum bu arada. Benim hiç videolarda paylaştığım seedleri oynayan var mı aranızda? Onu merak ediyorum. Hani ben arada sırada seedleri paylaşmıyorum. Arada sırada paylaşıyorum ama. Yani her videoda paylaşayım mı? Gerçekten merak ediyor musunuz? Bazen kaybettiğim runlarda nasıl bir şeyle karşılaşma olasılığımız olduğunu. Black Lipstick istemiyoruz. Black Lipstick'i istemiyoruz. Onun dışında... Hadi bakalım markete gidelim. Bombayı alıp patlatacağım galiba ya. Aslında bombayı alıp patlatmam hiçbir işime yaramıyor. Gizli odayı da bulamıyoruz. Ya bomba alıp gizli odaya gitmek daha mantıklı, öyle söyleyeyim. Sen bana ne vereceksin? Merak ediyorum. İndirimde, o yüzden alacağım. Wheel of Fortune. Şimdi şöyle bir şey yaparsak. Bir saniye. Gizli oda nerede olabilir? Bir bomba alacağım. Nerede olabilir? Buranın solunda olamaz. Buranın solunda olamaz. İleride süper gizli oda olabilir. Böyle bir olasılık var. Bakacağım. Buranın solunda olabilir. Şuradaki odaya bakacağım. Buranın aşağısında olabilir. Gayet tabii olabilir. Buranın aşağısında olamaz. O zaman o halde şuraya Wheel of Fortune'u yapıştırıyorum ve bombayı da koyuyorum. Üzdün ama, biliyor musun? Gerçekten üzdün yani. Burada nasıl? Nasıl yok abi burada gizli oda? Şakacı seni. Orada boşu boşuna 12 altın kaybettik. Yerde daha fazla altın olmadığı için daha fazla bu katta. Aslında 15 altın verip bunu da alabilirmişim. Ne yapsak? Bomba için değer mi? Değmez abi, boşver, gidelim. Eğer şarjım dolsaydı 5 alırdım da, yani gerek yok öteki takdirde. Oo hocam, bir saniye. Alamıyoruz. Paralar lazım bize. Bize para lazım. Bu kadar uzakta olması düşmanları uzaktan öldürmek bizim için iyi olmayabilir. Benden size söylemesi. Hop, oradaki 5'liği alıyorum hemen. Yo, siyah sineklerden de çıkıyormuş bu. Peki. Yanlış bilgi vermeyelim. Tamam. Hallediverdik. Bir anahtarımızı da alıyoruz buradan. Boss trap room varmış şurada. Seni bir öldürüverelim. Daha sonra seni de öldürüyoruz. Shiny Rock. Shiny Rock işimize yarayabilir. Hop, 5'lik çıktı oradan. Güzel. Neymiş hocam bu? One makes you larger. Larger hoşumuza gitmiyor. Şimdi hemoptysis. Yani hocam bu oda güzel bir oda değil. Güzel bir şey değil. Para vermeyi mantıklı bulmadım. Markete gidelim. Bir an önce markete gitmemiz lazım. Tainted Keeper oynadığınız zaman marketlerin normal eşya odalarından çok daha fazla değeri var dostlar. Hayır, orada olma. Yaklaş biraz. Yaklaş. Para kaybediyorum. Hayır. İstiyorum onu. Abi üzdü. Gerçekten üzdü. Arcade odası var. Arcade odasına girelim bakalım. Şunları patlatmak işime yarayabilir. Ama Tainted Keeper ile oynayan aklı başında birisi herhalde Everbigger'a altın vermez.
Hop, onluk çıktı şuradan. Onlukları kaybetmeyelim. Senden ne çıkacak? Kolay bir an geçireceğiz gibi duruyor. Lakin bir hataya bakar abi. Her şey küçücük bir hataya bakar. Her an böyle hızlı bir şekilde hiç beklemediğimiz bir anda kaybedebiliriz. Bu tarz bir şey yaşamak istemediğim için de dikkatli oynamam gerekiyor. Tamam, şuraya sekti bazı atışlar. Tamam, seni öldürüverelim diyecektim ki mesela görmüş olduğunuz gibi bir hasarı aldınız, orada hemencecik ikinci hasarı da alabilirdiniz yani. İstemediğimiz bir senaryo ile karşılaşabilirdik. Hadi abi artık market. Şampiyon düşmanlardan da daha fazla altın çıktı. Doğru, o yüzden Champion Belt, ikisine de ulaşamadık bu arada. Champion Belt bizim için iyi bir eşya oldu özellikle oyunun başında. Yok, ölmeyelim. Alo. Ölmeyelim. Tamam, güzel. Abi gerçekten beni çok korkutuyor ya. İnanılmaz korkutuyor. E girelim bakalım boss odasına. Hayır, yanlışlıkla kullandım aktif eşyamı. Abi gerçekten üzdü. Bir tık üzdü. Bunu alacağız. Quiz bizim için önemli. Satanic Bible. Hayır, kupon bizim için daha önemli. Kupon kesinlikle bizim için daha önemli. Bloodlust. Ama işte Bloodlust'ı alacağız. Bloodlust bizim için güzel bir. Çok fazla etki etmese de edecek yani. Çok olmasa da edecek. Zaten olabildiğince az hasar almaya çalışıyoruz. Ve zaten buran boyunca da çok fazla hasar almışlığımız yok ama yine de güzel bir etkisi olacak. Markete sonunda ulaşmayı başardık dostlar. Şuradaki paraya yetişemeyeceğim. Hıza ihtiyacımız var. Ya gerçekten mi? Grid savaşı mı veriyorsun hocam sen bana ya? Ayıp denen bir şey var. Sacrifice room yoktu değil mi bu katta? Yok. Al bakalım şunları. Peki ya o gitmediğimiz odada varsa? Sağlık olsun diyelim. Uçuşa ihtiyacımız var. Uçma aldığımız anda potansiyel olarak çok daha fazla altın kazanma şansımız oluyor dostlar. Nesin sen bilmiyorum ama bakmak da istemiyorum. Bir tanesi dışarı çıktı. Yetişemedik ona da. Evet. Şarjımızı arttırıyor. Şarjımızı arttırması da güzel bir şey. Ya paramız yeterince olduğu için kuponu boşa harcamak çok canımı yakmış sayılmaz. Oluyor dostlar arada böyle şeyler. Oluyor böyle şeyler yani. İstemsizce. Ha şeyden bahsediyordum dostlar. Neyden bahsediyordum? Ailem memlekete gitti. Ben evde tekim. Ve video atmaya bu sayede devam edebiliyorum. Bir haftalığına yaklaşık video atma işi ertelenmemiş oldu bu sayede. Ya birazcık ev hayatına... Oo. Hocam sakin ol. Sakin ol. Rica ediyorum. Ev hayatına alışmış oluyorum bir şekilde. Yani dostlar, ailenizle beraber yaşadığınız zaman sonuç olarak yemek yemeğinizi aileniz yapıyor. İşte ne bileyim, çamaşırlarınızı aileniz yapıyor, ütünüzü aileniz yapıyor, alışverişi aileniz yapıyor. Yani evet, bazenleri ya da birçok zaman, belki de her zaman markete siz çıkıyor olabilirsiniz. Ama şimdi evin ihtiyaçları için yaptığınız market alışverişi, ekmek almak için çıktığınız market alışverişinden bir miktar farklı oluyor tabii ki. Hani ben de yeni bir şey deneyimlemiş oluyorum bu sayede. Hani evi çekip çevirmek... Aa! Hocam ne yapıyorsun sen? Evi çekip çevirmek, işte ne bileyim, temizliğini yapmak, çamaşırları yıkamak, yemek yapmak falan. Hani bu benim ilk defa deneyimlediğim bir şey. Tek başıma kalıp bu şekilde uzun bir süre boyunca. Onlar bu arada 3 haftalığında olmayacak. Elimde stok videolar olduğu için ben 1 hafta gibi bir süre söyledim size. Dolayısıyla benim için güzel bir deneyim aslında. Ve bu sayede aynı zamanda spor yapmaya, ciddi anlamda spor yapmaya da başladım. Kalisteniks yapıyorum. Yani fitness yapamıyorum dostlar. Benim dizlerde menisküs yırtığı olduğu için o diz aletlerini kullanamıyorum ben. O yüzden kalisteniks ile başlıyorum. Yani normal hani ağırlıksız squat bile benim dizlerimi acıtıyor, size öyle söyleyeyim yani. O yüzden benim için fitness'tansa kalisteniks yapmak çok daha mantıklı bir seçim olacak diyecektim ki hocam ne yapıyorsun sen? Alo. Ve Bobby Bums'ı veren
Eşya odasına da kınıyoruz dostlar. Şurada bir çentikli kayamız var. The Rock! Hocam sen neler yapıyorsun? Neler neler neler. Evet, hızımız bir miktar düşecek ama çok güçlü olacağız be dostlar. Çok güçlü olacağız be dostlar. Güzel de bir sinerjiyle beraber. Hemolakriya. Hemolakriya. Ya aslında iyi bir sinerjim oldu emin değilim şu anda. Hemolakriyasız da bir şeyler yapabilirdik. Ama olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi artık düşmanları eritiyoruz dostlar. Ya sonunda bir struggle run'la karşı karşıya değilim. Bu inanılmaz derecede zevkli bir şey. Seni öldürsek... Abi altın yok mu? Alo. Dolduramadık canımızı. Ya sanırım Hemolakriya kötü bir sinerji oldu. Şimdi düşünüyorum da... Kötü bir sinerji olmuş olabilir dostlar. Boss odasına gitmeyeceğim. Marketi arayacağım. Bu arada havalar çok sıcak ve nemli. O yüzden su içmeyi unutmayın dostlar ara ara. Yani vücudunuzu olabildiğince dehidrasyondan uzak tutun. Ben de videolara başlamadan önce bayağı bir yarım litreye yakın su içiyorum yani. Yoksa bir saat boyunca konuşabileceğimi zannetmiyorum. İnanılmaz bir nem var. Hava inanılmaz sıcak. Camı açmak zorundayım. Pervaneyi açmak zorundayım. O yüzden mikrofonu ara sıra böyle... Pervane... Çok fazla pervane sesini ben videolarımda hissetmiyorum ama... Dinlerken... Hani bir sorun var mı yok mu diye kontrol ediyorum. Pentagram bizim için inanılmaz güzel olacak. Sinüs infection çok güzel olacak ve üzerine bir de Charged Baby de mükemmel. Mükemmel 3 tane eşya ile karşılaştık. Bir tanesi indirimde. Yani dediğim gibi su içmeyi unutmayın dostlar. Aynı zamanda hani ben videolarımı kontrol ediyorum. Pervaneden çok fazla ses gelmiyor ama hani gelse de sanırım yapabileceğim bir şey yok. Çünkü çok sıcak. Hani bu sıcakta artık yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Yayınlar ne durumda? Yayınların gelmemesinin sebebi internetimiz zortlaması dostlar. İnternetimiz zortlaması şu şekilde oluyor. Maalesef paket kaybı yaşıyorum. İşte ışınlanıyorum. Özellikle online oyunlarda sıkıntı yaşıyorum ve internetim yarı yarıya düşmüş halde. Çok sinir bozucu bir şey bu. Oo hocam. Hocam. Hocamı. Ben bunu alayım ya. Alayım. 3 tane artık 4 tane orbitalimiz var. Bu da bizim defansımızın çok güçlü olacağı anlamına geliyor. Yani iyi bir boss eşyası da açık konuşayım. Fena olmazdı ama. Hadi bir gidelim bakalım. Death's 2. Cam da açık. Yani camın dışından da sesler geliyor olabilir. Artık yapabileceğim pek bir şey yok yani o tarz bir durumda. Hızımızı arttırmamız lazım. Şu an burana en iyi gidecek şey Lucky Penny. Güzel. Lucky Penny'yi severiz. Olabildiğince hızlı bir şekilde Curse of the Unknown canımızı bilemeyeceğiz. Ama zaten aşağı yukarı bir... Alo, bunların niye canı bu kadar fazla? Bunların niye bu kadar canı fazla merak ediyorum. Ya o karambole giremedim diyecektim ki analog stick alacağız. Alacağız hocam hadi. Çok paramız var zaten. Tek de tutturduk. Bundan sonraki Tabby Sad ama ondan sonraki şeyi merak ediyorum. Ben o yüzden alacağım. Tutturamadık. Aldık. Bundan sonraki ne? Olur. Wire Coat Hangers. Alamadık. Alamadık. Üçüncü de alırız. Allah'ın hakkı üçtür. Evet. Aldık. Güzel Wire Coat Hangers aldık ve patladı. Abi güzel ya. Şu makineyi açtığım için çok mutluyum bu arada. Şu makineyi açmak gerçekten oyuna bir çeşitlilik kattı yani. Sagittarius'u istiyoruz burada. Öncelikle şarjımızı doldurabiliriz. Şurada para var. O para kalsın orada. Temiz head çok işimize yarayabilir aslında. Yani kuponu bu katta bırakabiliriz. Ya zaten bu katın marketi son market olacak. Onun dışında şeytan anlaşması için yeterince ben para biriktirebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bırakabiliriz. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Hadi bakalım, aç artık ağzını. Güzel. Şimdi dönüyoruz oradaki eşyayı. Öncelikle Sagittarius'u hedef alarak açmaya çalışacağız. Hadi bakalım.
Ya hayır, bir dakika, ben ikisini de aldım zannettim ya. Allah'ım. Abi ne bu skill'i, şular havada uçuşuyor resmen. Ama Mistress'ek de fena bir eşya değil dostlar. Tamam, yani potansiyelimizi bir tık kırdık. Potansiyelimizi kırdığımızı kabul ediyorum. Ama Mistress'ek de fena bir eşya değil. Onu da kabul etmek lazım. Ulaşamadığımız yerde hepsi. Uçabilsek her şey çok daha güzel olacak halbuki. Hop, şunları bir toparlayıverelim. Maalesef yetişemedik. Hızımız olsaydı belki de yetişecektik. Abi hız gerçekten Tainted Keeper'la önemli. Yani bu gerçekten çok önemli ve ortada örümcek ağları olduğu zaman da bir tık şanssız oluyor. Broken Remote. İçeride ne var? Gnawed Leaf. Aslında Gnawed Leaf abi bizi kurtarabilir bir hasar aldığımız takdirde. Anlaşma çıkmazsa Ace of Clubs. Gnawed Leaf alacağım. Gnawed Leaf diye okuyordum ben bu eşyayı dostlar. Yorumlarda bir arkadaş beni düzeltti. Dedi ki, hocam dedi, o Gnawed Leaf diye okunmaz. Gnawed Leaf diye okunur. Dikkat edersen sevinirim dedi. Ben de teşekkür ettim kendisine. Doğru. Dediği şey doğru. Hata yapmışız dostlar şu ana kadar. Gnawed Leaf diye okumayacağız. Gnawed Leaf diye okuyacağız. Şurada bir beşlik çıktı. Hadi bakalım. Beşlik alamadım. Alamadım. Çeriot da işimize yarayabilir. Beşliği almayacağım. Kalsın, bir boss odasına girmeden alırım. Lanetli odaya girebiliriz aslında. Hiçbirisini alamadım abi. Yok böyle bir şey. Çeriot sayesinde lanetli odaya girebiliriz. İçeride hasar alırsak ölüyoruz ama. Abi ben bunu denemeyeceğim. Vallahi korkutucu. Ya bu kadar güzel bir eli harcamak istemiyorum. O yüzden gerek de yok. Para alamıyorum. Yetişemiyorum paralara. Hız lazım bana. Yetişemiyorum abi. Ace of Clubs. Ace of Clubs'ı kullansaydım güzel olabilirdi aslında. Şimdi şu beşliği alacağız. Anneyi hızlı bir şekilde öldürmeye çalışacağız. Ya oyun içerisinde abi. Ya Isaac, gerçekten oyunu bilmeyen, oyunun kontekstini bilmeyen insanlar için baya şey bir seri olabilir dostlar. Dışarıdan dinleyen birisi için. Ciddi anlamda otistik bir seri olabilir yani. Aa, çıkmadı maalesef şeytanlaşması. %72'lik şansı tutturamadık abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? The Void'a kapı açıldı ama The Void'a gitmek istemiyoruz biz. Nereye gideceğiz? Yeterince anahtarımız var. Bence. The Polaroid alalım. Polaroid alırsak iyi bence. Canımızı doldurduk ve bomba gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu arkadaşa dikkat etmemiz lazım. Ne var hocam burada? Hiçbir şey. Oo, beşlik düştü oradan. Şunu al, şuna da yetiştim. Evet, güzel. Dediğim gibi dostlar, spor yapmaya başladım. Lakin spor fitness değil, calisthenics yapmaya başladım. Calisthenics bildiğimden çok daha derin bir olaymış benim. Ölmeyelim. Ne olur ölmeyelim. Oh. Korkutucu. Abi calisthenics için ben böyle bayağı bir araştırma yaptım. Hani işin vertical ve horizontal hareketleri varmış. İşte push, pull, core, leg, hani farklı farklı bölgelere yaptığınız takdirde gerçekten calisthenics'te bile ciddi fit bir vücuda sahip olabilirsiniz. Hani bir de calisthenics'in hani advanced hareketleri var. O advanced hareketler için de basit push, pull, leg ve core hareketlerini masterlamış olmanız gerekiyor yani. Mesela sıkıntısız archer push-up çekebilmeniz gerekiyor yani, öyle bir şey. İşte barfix'i rahat bir şekilde set set çekebilmeniz gerekiyor falan. Planche hareketi var, jart hareketi var, curt hareketi var. Yani bir tık gözümü korkutmadı da değil açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Ama başladık bir şekilde. Benim push'ta sorun yok da pull birazcık sıkıntılı benim için. Yani daha önce push yapmışlığım var. İşte şınav çalışmışlığım evde var. Yani belli bir miktar şınav yapabiliyorum. Şimdi bir varyasyon falan ekledim. İşte pike push-up'tır, işte ne bileyim diamond push-up'tır falan. Birazcık hani progresif şekilde
zorluğu arttırmaya çalıştım. Oculus Rift abi. Bu bize zarar verebilir ama. Hadi alalım. Hadi alalım. Range'imi arttıracak. Yok sağ ol hocam. Olmasa da olur yani. Hadi bay bay, ben gidiyorum. Şarjı alabilirdim. Neyse, dert değil. Sadece hasar almamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hasar almamaya kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Abi kaşla göz arasında ölebiliriz dostlar. Aa, beşli kaçırdım. Yapacak bir şey yok. Hızımızın düşük olmasının getirdiği bazı sorunlar. Ölür müsün artık? Rica etsem. Teşekkür ederim. Seni bir patlatıverelim. Para vardı içinde bayağı, o yüzden almayı tercih ettim. Oo, bu arkadaşların ağzını açması uzun sürecek. Aç artık ağzını. Sen de. Teşekkürler. Joker. Two Spades. Kullanıverelim. Şarjı doldurduk. Önemli değil. Yani olmasa da olur dostlar. %36'lık şansı bakalım tutturabilecek miyiz? Yani %72'lik şansı tutturamadık bugün. O yüzden çok fazla şansın bizden yana olduğunu zannetmesem de. Yani one can dream dostlar. Girelim bakalım burada ne varmış. Hayır, kitap çıkart. Bookworm olsaydım keşke. Güzel ama ya, güzel. Bu run gerçekten güzel gidiyor yani, keyifli de geçiyor. Tainted Keeper'la böyle bir run elde edeceğimi ben zannetmiyordum açıkçası. Ya uzun süredir sadece struggle runlar olduğu için, sadece abi gerçekten bak, sadece struggle runlardan oluşan videolar geliyor kanala. Ya artık biraz böyle kırık olmaya yakın, tam kırık değil ama kırık olmaya yakın runlar görünce ben de mutlu oluyorum yani. Orada bir lucky penny gördüğüm için açtım onu. Abi Ouroboros Worm'ü atmayacağım ya. Ouroboros Worm bizim için şu an önemli. Yani ne kadar fazla etrafa mermi saçılırsa bizim için o kadar iyi. Yani o gerçekten güzel. Kuponu şarj edebilir. Temise de alacaktım ben. Of, onu da unuttuk bak. Ya kupon bu saatten sonra bizim çok bir işimize yaramayacak dostlar. Ya o yüzden temize de almak bizim için daha mantıklıydı. Para zaten biriktiriyoruz yani. Para olmasa da olur. Para mutluluk getirmiyor dostlar. Yalan. Oo abi, yok ediyoruz, yemin ediyorum yok ediyoruz ha. ...99 altına ulaştık. Abi gerçekten bir full clear daha attık değil mi? Yani bütün map'i temizledik. En son odayı bize boss odası olarak gösterecek. Gerçekten sinir bozucu. Şu arkadaşların kalplerini de hızlı bir şekilde alt ediyoruz. Abi ölmeyelim, ne olur ölmeyelim. Gerçekten oturur ağlarım şurada ya. Bu oda da korkutucu. Bu oda da çok korkutucu. Hadi bakalım. Tamam. Bir onluk düştü. Hadi hocam. Öyle artık. Rica ediyorum. Ve şeytan anlaşması tabii ki de çıkmadı dostlar. Yani çıkar mı? Heh. Bir eşya da alamadık. Kuponumuzu da kullanamadık. Ah be abi. Hayır. Bu oda ölmeye çok müsait bir oda. İstemiyoruz. Aç artık ağzını. Teşekkürler. Curse of the Lost. Aklımızdan artık haritayı çizeceğiz. Bu anlama geliyor. Tamam. Teşekkürler. Seni bir patlatıverelim. Ya ben... Eskiden Curse of the Lost'u gördüğüm anda aklımdan harita çizmeye başlardım ama son zamanlarda gerçekten bir üşengeçlik. Yani dalgalar halinde vurmaya başladı böyle. Her Curse of the Lost gördüğümde artık aklımdan haritayı tutma konusunda üşenmeye başladım yani. Yok sağ ol. İhtiyacımız yok. Hemen gördüğü öldürüyoruz. Katlediyoruz. Bu bir katliamdır. Şu arkadaşları da bizim kafamıza
kutsal ışık atmadan öldürmeye dikkat ediyoruz dostlar. Lanetli odaya girmiyoruz. Evet, bir çıkmaz sokağa daha gittik. Bir şarjımız var. Bu şarj bizim hiçbir işimize yaramayacak maalesef. Soldan gidiyoruz. Burası da bir çıkmaz sokak. Çıkıyoruz. Solda bir şey yok. Yukarı gidelim bakalım. Evet, muhtemelen burada. Bu paraları almamız hiçbir şey ifade etmiyor. Yani eğer karakterle deep pocket, alacağız. İşte bu fark yaratır dostlar. İşte bu fark yaratır. Eğer bir hasar alırsam alacağız, direkt basacağım. Hiç umurumda değil. O kadar söyleyeyim. Şunun şarjını bir çiftleyelim. Ultra pil, mega pil, artık onlara ne deniyorsa. Ne deniyor bu arada o pick-up'lara? Mega battery falan mı deniyor? Hiç bilmiyorum yani ne dendiğini. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Para lazım. Güzel. Hiç beklemiyordum abi troll bombasını. Saçma sapan bir hasar aldık. Keeper'ı yok edeceğiz hemen ve girelim bakalım. Evet, hallediverdik dostlar. Çok da sıkıntı yaşamadık. Ve buradan Polaroid'la beraber doğrudan ne derler? The Chest'e gidiyoruz. The Chest katına gidiş yapıyoruz dostlar. Hadi bakalım. Bunlar paralı mı olacak? Yo, bedava. Book of Revelations. Book of Revelations işime yaramaz. Bunlar hiçbirisi işime yaramıyor. Obsessed Fan. Obsessed Fan'ı alayım. Beelzebub olabiliriz ama patlarsa bu bizi öldürür. O yüzden istemiyorum. Beni öldürme olasılığı bulunan bosslar arasında dedi Longlegs. O yüzden dikkat etmek istiyorum. Carrion Queen'den bir şey olmaz. Yani yetişemez bize muhtemelen. O yüzden dert değil. Hemen abi odaya başladığı gibi tezeyini bırakmış oraya. Oğlum sizi eğitmiyorlar mı? Bu ne? Ayıp. Ortalık tezek oldu hep. Evet, evet. Hasar almamaya dikkat ediyoruz. Yukarıdaki odaya giriyoruz ve hala daha bir sandık çıkmıyor abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Camo Undies. Oo, bu güzel, bu güzel. Ya en azından odaları daha hızlı temizleyeceğimiz anlamına geliyor. Çık bakalım yerden. Pekala, hasar almadık. Güzel. Güzel, hallediverdik. Öbürünü de uzaktan hallediyoruz. Tamam. Bir dead key falan çıksa benim için çok iyi olacak bu arada. Alo. Sakin. Hayır. Üzerime gelmesin o bombalar. Çok saçma bir şekilde. Dead cat. Alo. Hocamı şey. Bir tık korkutmuyor değil bu beni. Canını bire düşürecek değil mi? Abi korkanın çocuğu olmaz. Korkanın çocuğu olmaz. Neydi bu? Pestilence mıydı? Abi bilmiyorum ki. Şu ışık atan, ışık hüzmesi atan. 25. A quarter hiçbir işime yaramıyor. Hop, çıkalım bu odadan hasar almadan. Sağa gittim ilk başta. O yüzden eğer mermi atmasaydım odaya girdiğim anda hasar yiyip ölecektim. Korkanın çocuğu olmaz demişler. No hits atarız abi. Yok, korkanın çocuğu olmaz değildi o sanki ya. Neydi hocam o? Saçma sapan şeyler söylüyorum, yemin ediyorum. Senden de bir eşya. Sister Maggie. Evet, Eternal Heart var içerisinde ama hiçbir işime yaramıyor. Beşlikler, onluklar havada uçuyor ama hiçbir işime yaramıyor. Hiçbirisi. Abi hemolak... Evet tabi. Tabi hocam tabi. Hemolakşıya run'ı bir tık. Ya hasarı inanılmaz arttırıyor aslında hemolakşıya ama... Hasar arttırıyor mu bu arada? Bilmiyorum ki, şu an sallıyor da olabilirim ha. Alcizi alalım bakalım.
Elimde hala alcız olduğunu unutmamak lazım. Aa! Alo? Tamam. Bir denememizi yapalım biz. Üzerime ışınlandı Oculus Rift yüzünden. Oculus Rift'in bazen böyle maalesef talihsizlikleri olabiliyor. Bak yine Oculus Rift üzerime ışınladı, gördün mü? Yani biraz bunu bir şey yapalım. Işınlamazsan üzerime sevinirim. Teşekkür ederim. Oo, Void'a giden kapı da açıldı. Biz bu sayede. Şimdi bu kazı bir temizleyelim. Gideceğiz abi. Void'a da gideceğiz. Öncelikle Death Key'i aramaya çalışacağım. Yani Void üzerine Death Key çıkarsa bir tık üzersin beni, haberin olsun. Çıkmayacak galiba bir şey. Bir can upgrade'i çıksa ona da okeyim ben ya. Bir can upgrade'i arayalım ama. Delirium'da çünkü kazanamama ihtimalimiz var. Bambu, o eritiyoruz abi, girdiğimiz odayı eritiyoruz. Yok böyle bir şey. Bu çok güzel bir his dostlar. Bu gerçekten çok güzel bir his yani. Tavsiye ederim. Daha da fazla ortakla dolanmamıza gerek kalmadı. Alcizi elinden bırakma. Hayır. Alcizi bırakmamız demek ölümümüz anlamına gelebilir dostlar şimdi. Hadi bakalım. Hayır. Üzerime gelme. Hemen bosslara gireceğiz ve direkt gireceğim abi. Yani hiç umurumda olmayacak. Lucky Penny. Şansımızı bir miktar daha arttırıyor. Bu da Little Horn için daha fazla proklanma şansı demek. Acısıyla, tatlısıyla, skill issue'larıyla, profesyonel pro oyunculuklarıyla bir anın daha sonuna yaklaşmış bulunmaktayız dostlar. Delirium'u da alt edeceğime olan güvenim tam. Hadi bakalım, burada Delirium olabilir. Yok. Değilmiş. Olamaz galiba ya, bilmiyorum ki. The Battery. Peki, zaten şu an Battery öyle bir şey yapıyor şu an bize. Gidelim bakalım yukarıya. Camo Undies'in hız artışı gerçekten güzel ya, hoşuma gitti. Orada son anda bir üzerimize mermi geldi fark ettiyseniz, ölüyorduk yani. Projectile'larımızdan, orbital'larımızdan bir tanesi korudu bizi orada. Çaktırmayın. Abi bir de Spectral gözyaşları da. Yani o Ouroboros Worm gerçekten normalde kullanmayacağım bir trinkettir kendisi ama buranda kendini aştı abi. Yani öyle söyleyeyim. Hem Fire Rate Upgrade'i hem hani Spectral gözyaşları. Ya bu run için mükemmel bir combo oldu. Ölmedim hala abi. Ölür müsün rica etsen Fethi? Hadi abi, daha kim var Allah aşkına? Uğraştırmayın bizi. Tamam, seni de katledelim şurada. Hadi bakalım. Evet, bir tane daha mermiyi orbitallerim blokladım. Ya etrafında 4 tane orbital olması da güzel bir şey. Hadi bakalım. Bence buradan aşağıdır. Sağ. Petrified Poop işimize yaramıyor. Ouroboros Worm şu an çok değerli. Orada bir trinket daha var. O ne? Merak ettim. Bu ne? Rib of Greed. %5 daha fazla şansla kalp çıkma olasılığını düşürüyor. Daha az şansı oluyormuş. Greed and Super Greed no longer appear in... bunu aldığın zaman Greed çıkmıyormuş marketlerde. Hocam, run'ın erken dönemlerinde gelmesi gereken bir eşyasın sen. Şu an gelmen pek bir işe yaramıyor yani. Aç ağzını. Aç ağzını yavrum. Teşekkürler. Sen de. Tamam. Hadi bakalım şu Void portallarında hemen içerisinden düşman spamlanmadan hemencecik temizleyiverelim. Ve boss'a ulaştık. Muhtemelen bu Delirium ya. Değilmiş Isaac. Isaac ölmemiz yok mu bir daha? Ölebiliriz.
Nereden başlayacak? Hop. Vallahi ucu ucuna kurtardık ya. Benden söylemesin. Tamam. Hallediverdik. Broken Modem. Peki. Olur. Broken Modem aslında güzel bir eşya. Uzun süredir de karşılaşmadığımız bir eşya kendisi. Artık sen Delirium ol. Evet. Bu hemen arkamıza ışınlanabilir. Buna dikkat etmek lazım. Canını öncelikle hasar almadan bayağı bir düşürmek ve ardından alcizi kullanma gibi bir şey yapacağım. Tamam. Işınlanma sağıma soluma. Canını bayağı bir düşürdük. Direkt ışınlanabilir sağımıza solumuza. Üstten aşağı ayak atabilir. Dikkat ederim. Abi ben alcız basıyorum ya. Gel. Artık daha fazla şeye gerek yok. Bu run'ı kazandığımızın bir işaretidir dostlar. Çıkart kafanı, çıkart. Hadi abi. Hadi artık ölmen lazım. Çok az kaldı, hadi. Hadi. Bitiyor abi. Hayır, bitti. Oh abi, son anda kalkanım bitmişti ve o ayak kafamıza düşseydi gerçekten imkansıza yakın bir şey olacaktı, söyle söyleyeyim. O 6 canla beraber de Delirium'u ben yenebileceğimi pek zannetmiyorum şahsen. Bugün Tainted Keeper'la 4 tane abi, 4 tane mark tamamlamış olduk. Ending'imize, chest'imize, sandığımızın içerisine atlıyoruz. Ending'imizi izlemeye gerek yok. Keeper's Kin. Nedir bu? Keeper's Kin. Şu şekilde bakıyoruz ki Tainted Keeper ile beraber de 4 tane markımızı tamamlamış olduk dostlar. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Bir sonraki The Binding of Isaac Repentance bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.